Hadi ilk sen bas. Aa, çok iyisin gerçekten. İşte geliyor. Aa, güzel bir şey geldi. Aa, bu bir sandviçim. Bakalım tadı nasılmış. Karnım da çok açtı. Uf, müthiş bir şey. Sıra sende. Oo, bana hamburger geldi. En sevdiğim şey. Şunun tadına bir bakayım. İşte olay bu. Hadi birlikte basalım. Bam. Aa, bu normal mi? Aa, korkuyorum. Aa, ne? Ne oldu böyle? Aa, kiminin burnunda? İlk ben basmak istiyorum. Ne? Şaka yapıyorsun herhalde. Dev bir cips paketi. Şuna bak, kocaman. Tamam, işte ısırıyorum. Ne güzel çıtır çıtır. Kenarları öyle ufak ufak ısıracağım. Her lokmanın tadını çıkarmak istiyorum. Ben de olsam aynısını yapardım. Müthiş görünüyor. Keşke benim de devasa bir cipsim olsaydı. Al biraz istersen. Olmaz, şaka yaptım. Aa, peki, ben de düğmeye basıyorum. Aa, şuna bak. Devasa bir çikolata. İçinde bir şey var mı senin? Bunu duydun mu? İçinde bir şey var. Kırıp içini açmam lazım. Dur. Çekici bırak elinden. Sanırım haklısın. Her zaman bir şeyleri parçalamak ister zaten. Senin sorunların var biliyorsun değil mi? Peki o zaman. Daha iyi bir fikrim var. Bunun üstüne erimiş çikolata dökeceğim. Çok ağır kaldın. Onu ben alayım. Aa, çok sinsice bir hareketti. Evet ama hiç pişman değilim. Şu an dikkati bende değil. İşte tam fırsatı. Ay, ikiye bölündü. Vay canına, içinden bir sürü marshmallow çıktı. Bugün benim şanslı günüm. Hayallerim gerçek oluyor resmen. Oh, müthiş bir şey. Biraz daha çikolata ekleyeceğim. Şimdi bol bol krema. Ve nefis olacak. Şuna bir bak. Gittikçe daha da güzel oluyor. Tamam, bu kadar yeterli. Sanat eseri adeta. Oh, resmen harikalar yarattım. Şimdi iyi kısmına, yani yeme faslına geçiyoruz. Hmm, çikolatalı marshmallow. Hey Julie, değiş tokuş edelim mi? Hmm, peki, anlaştık. Al bakalım. Yalnız üstüne ulaşamıyorum. Biraz yardım eder misin? Sen iyi misin orada? Of, çok sinir bozucu. Geometri zor olabiliyor. Peki bunu ne kolaylaştırır dersin? Tabii ki geometrik şekillerdeki yemekler. Bu şekli görüyor musunuz? Çizin. Bunu yapabilirim. Dada! Benimle dalga mı geçiyorsun? Alakası yok. Sıra sende. Bu şekli çiz. Aa, tamam anladım. İşte tıpkı istediğiniz gibi. Benimle dalga mı geçiyorsunuz siz? Sizi bir meydan okumaya gönderiyorum. Vay canına, sanırım şaka yapmıyormuş. Yemek meydan okumaları çok eğlenceli. Bakalım önce kim başlayacak? Tüh, kaybettim. Vay canına, şu şeye bak. Bu da ne? Hiçbir fikrim yok. Ay, çok sertmiş. Aa, sanırım aklıma bir fikir geldi. Güvenlik gözlüklerini unutmamak gerek. Tamam, madem öyle diyorsun. Yontma işlemine başlayabilirim. İçinde ne olduğunu çok merak ediyorum. Kendimi Michelangelo gibi hissediyorum. Ay, kaplumbağa olan mı? Hayır, heykeltıraş olan. Bak, içinde gizlenen şeyi buldum. Gizemli bir piramit. Üstelik içinde bir de Pepsi var. Hey, sanırım bu jöle. İyi de şimdi ne yapmam gerek? Aa, buldum. Bunu kullan. Evet. Ateş güzel bir çözüm olabilir. Şimdi sıra bu piramidi eritmekte. Evet. Nasıl damlıyor baksana. Pepsi'ye kavuşmama az kaldı. Vay canına, gerçekten işe yarıyor. Neredeyse bitti. Biraz da buraya yapayım. İşte sanırım oldu. Uf, biraz sıkışmış. Daha güçlü çek. Yaşasana, artık serbestsin. Tıpkı karadan çıkarılan kılıç gibi. Artık bir yudum alabilirim. Tebrikler. Bakalım bana ne çıkacak. Aa, kocaman bir dilim pizza. Bu pizza bir koniye benziyor. Şu peynirlere bak.
Sanırım bu hayatımda gördüğüm en güzel şey. Sanki bir pizza bebeğim olmuş gibi. Şimdi bu bebekten bir ısırık alma zamanı. Aman tanrım, bu çok güzel. Bir de diğer tarafından ısırık alacağım. Oo, burada daha çok peynir varmış. Peynirlerin hepsi erimiş. Çok güzel. Vay canına. Yalan söylemeyeceğim. Biraz kıskandım. Yine ben başlayabilir miyim? Ha? Bu da ne? Sanırım yuvarlak bir peynir. Bir ısırık alıp öğreneyim. Sanırım peynir değil. Anlamadım. Pekala. Belki bu bıçak yardımcı olur. Adama kessene. Ya da dilimle bir şey yap. Ah, ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Ama benimkini açabilirim. Aa, yaşasın çilekli çikolata. Buna bayılırım, en sevdiklerimden. Hepsini açacağım. Şu şirin karelere baksana. Yemek vakti. Hem çikolata hem de çilek. Oo, çok lezzetli. Kendimi durduramıyorum. Şimdi de sıra son karede. Vay canına, sanırım mideme bir şey oluyor. Amanın, çok garip davranıyor. Neler oluyor orada? Aa, evet, biraz karın kası yapmışım. Bu kavanozu açacak kadar güçlü olduğuma eminim. Evet, başardım. Çok güçlüyüm. Şimdi sırada diğer meydan okumam var. Vay canına, dikkatli ol. Tamam ama bununla ne yapacağım ki? Bence bu masayı bile kaldırabilirim. Evet, ne kadar güçlüyüm. Hey, gücünü benim meydan okumamda denemeye ne dersin? Ha, tabii, güzel fikir. Birazcık dokunsam yeterli olur. Aa, harika bir parça. Sonunda peynirimi yiyebileceğim. Oh, bu çok güzel. Biraz daha istiyorum. Vay canına, ne kadar fazla peynir küpü oldu. Bir sürü peynirim var. Hey, nereye gitti bu? Hey, geri döndüm. Üstelik artık daha güçlüyüm. Ay canına, gerçekten de güçlüymüşsün. Tebrik ederim. Şimdi beni indirir misin? Tamam, hadi bakalım. Vay canına, bu çok etkileyiciydi. Şimdi şu şekli çiz. Aman tanrım, tamam. Ah, sanırım böyle bir şey. Aa, hiçbir şey öğrenmemişsin. Hemen buradan git ve meydan okumana geri dön. Sanırım şimdi sıra bende. Ne? Bu dikdörtgen bir sünger. Acaba yenilebilir bir şey mi? Biraz daha yakından bakayım. Denemekten zarar gelmez. İğrenç. Kesinlikle yemek değil. Aa, bu hiç hoş değildi. Belki benim şansım yaver gider. Oh, vay canına. Kare suşiler. Üstelik çok güzel. Acaba tatları nasıl? Çok lezizler. Suşiye bayılıyorum. Biraz daha yakından bakacağım. Anladım. Dış tarafı kare şeklinde. İçinde bir dikdörtgen daha var. Her köşesinde de birer üçgen var. Bak, görüyor musun? Hepsi geometrik şekiller. Her yerde şekiller var. Hey, biraz yavaşlamaya ne dersin? Hayır, daha bitmedi. Bir sürü çizgi var.
Her yerde şekiller ve çizgiler görüyorum. Yeter, kendini çizgilerle kapladın. Aha, bir dakika, benim süngerim var. Belki bu işe yarar. Aha, işe yarıyor. Sünger tüm çizgileri siliyor. Aa, hala çizmeye devam ediyor. Hey! Beni duyabiliyor musun? Sanırım duymuyorsun. O de sushi zamanı. Bu sefer ben başlayacağım. Ah, vay canına. Küp şeklinde bir karpuz. Ya şu şirin köşelerine baksana. Acaba tadı nasıl? Tam düşündüğüm gibi aslında bir pastaymış. Keşke benim de karpuza benzeyen bir pastam olsaydı. En sevdiğim kaşığımı kullanma zamanı geldi. Artık daha hızlı yiyebilirim. Ah, katmanların hepsi nefis. Yüzüne biraz bulaştırmışsın. Yine harika görünüyorsun. Bakalım bu meydan okumada bana ne çıkacak? Aa, bu gerçek bir karpuz. Dairesel bir şekil olacağını tahmin etmiştim. Ah, harika! Vay canına, karpuzu sadece elinle ikiye böldün. Evet yaptım. Çok güzel görünmüyor mu? Ah, aklıma iyi bir fikir geldi. Eğer bu kaseyi ters çevirirsem karpuzu kolaylıkla kesebilirim. Çok kolay kesiliyor. Bir karpuz kulesi yapmaya ne dersin? Son parça müthiş oldu. Süslemek için biraz daha meyve kullanalım. Tepesine de bir tane böğürtlen. Bak, bir meyve pastası yaptım. Olağanüstü görünüyor. Teşekkürler. Şimdi tadına bakalım. Ah, vay canına, çok nefis görünüyor. Şimdi biraz karpuz yeme zamanı. Harika, artık geometrik şekilleri daha iyi bildiğime eminim. Ne seçsek? Donut olsun. Harika seçim. Pekala, işte donutlarınız. Nasıl yani? Bunlar kare, istediğimiz bu değildi. Aa, kusura bakmayın, hemen geri götürüyorum. Pekala, işte donutlarınız geldi. Sen ciddi misin? Yuvarlak istiyoruz. Aa, tabii, özür dilerim. İşte yuvarlak donutlarınız geldi. Aa, nihayet. Aha, sürprize bayıldıkları belli. İşte böyle, bu onlara ders olur. Vay canına, bir kapışmaya ışınlandık. O, bu çok harika olacak. Hey bak, 3 seçenek var. Ben ilkini açıyorum. Bakalım neler gelmiş. Vay canına, üçgen gözler. Bu çok heyecan verici. Bakalım bende ne varmış. Çok iyi, bana da gözler gelmiş. Hey, şuna bak, seni görebiliyorum. Benim üçgen gözlerim var. Hah, bir şey deneyeceğim. Benim üçüncü gözüm var. Döp döp döp. Bu çıkardığın ses çok komik. Sence üçüncünün altında ne var? Vay canına, yok artık. Bu devasa bir göz. İnanılmaz. Hey, ne yapıyorsun? Bunu senin alacağını kim söyledi? Dur, bunu çözmenin tek yolu var. Yeme yarışması hazır mısın? Üç deyince başlıyoruz. Üç, başla. Yumuşak ve jöle gibiymiş. En kısa sürede hepsini yemem lazım. Üç tane daha yersem kazanıyorum. Hadi ama gözler, bunu kazanabiliriz. Hiç şansın yok. Bir dakika, benim tabağım boşaldı, ben kazandım. Ne olamaz, benimki de çok kazanmıştı. Gel bakalım buraya kocaman göz. Hadi bakalım, bu köşesiyle başlıyorum. Çok güzelmiş, bu yarışmayı kazandığım için çok mutluyum. Çok kıskandım, koca göz keşke benim olsaydı. Vay canına, Lizzie, sana bir şeyler oluyor. Ne? Ne oluyor? Kafam bir garip geliyor. Kafamı şekli değişti. Bu nedir? Başın kare oldu. Çok komik görünüyorsun. Bu bana olmadığı için çok memnunum. Kare şeklinde bir kafayla ne yapacağım ben şimdi? Hadi seninkini aç Lizzie. Olmaz, ilk sen aç. Israr ediyorum. Sen aç Lizzie. Of, tamam ha. Bu tabakta hiçbir şey yok.
Vay canına, dev bir torba dolusu cips. Yok artık, bu gerçekten devasa. İçinden kocaman bir cips alayım. Ne güzel, gerçekten kocaman bir cips. Bir ısırık alayım. Çıtır çıtır, çok güzel. Şimdi bana ne gelmiş ona bakayım. Vay canına, bana gelen şeye bakar mısın? Kaktüs pasta, çok da şirinmiş. Evet, bu gerçekten çok şirin görünüyor. Ne yapmam gerektiğini biliyorum. Değiş tokuşa ne dersin? Hayatta olmaz, pastamdan gayet mutluyum. Bu pastayı tatmanın zamanı geldi. Hmm, çok güzelmiş gerçekten. Üstündeki kaplama çok lezzetliymiş. Ah, aman tanrım. Ah, bu çok korkutucu. Ben kaçtım. Hazır mısın? Hadi birlikte açalım. Vay canına, mavi jöleden bir küp gelmiş bana. Hey, bunun içinde bir şey var. Oh, parmağım sekiyor, çok güzel. Vay canına, benimki de kırmızı jöleden bir piramit. Benimkinin içinde de telefon var. Tamam, neye ihtiyacım olduğunu biliyorum. Bir çekiç ve bir iskarpelaya. Şimdi bunu kazıp telefonun içinden çıkarma zamanı. Ciddi misin? Benim herhangi bir alete ihtiyacım yok çünkü ellerim var. Haha, şu jölelere bak. İnin bakayım mideme. Hmm, böğürtlen tadındaymış. Daha çok yemek istiyorum. Şuraya. Bir de oraya biraz vurayım. Amanın, kendini kaybetmiş. Vay canına, jölenin içine bayağı bir dalmışsın. Ama benimki de hazır. İşte oldu, sonunda açabildim. Bir dakika, bu da nedir? Şaka mı bu şimdi? Bu gerçek telefon değilmiş ki. Ne saçmalık. Bu telefonu gerçekten istiyordum. Öf, çok fazla yedim. Hmm, ne var bunun içinde? Biraz daha yırtıp açayım şunu. Oh, bir torba dolusu jelibon ayıcık. Bir açayım şunu. Bu kırmızı ayıcık bayağı lezzetli görünüyor. İşte jöleli bir şey daha. Bir dakika, olmaz, yapamam, karnım çok şişti. İşte bunu almak ister misin? Bana mı? Gerçekten mi? Oh, çok teşekkür ederim. Al istediğin kadar. Yaşasın. Bunlar çok lezzetli. Bunu benimle paylaştığın için sen çok iyi bir arkadaşsın. Benim kırmızı piramitten ister misin? Ha, sağ ol, almayayım. Bir dakika. İlk ben açıyorum. Vay canına. Rengarenk oreolar. Çok güzeller. Bu yeşiller çok güzel görünüyor. Hepsini üst üste dizeceğim. İşte oldu. Bisküvi kulesi. Vay canına, oraya kulesi harika görünüyor. Değil mi? Ama şunu izle. 1, 2, 3. Birini yakaladım, bir tane daha. Bu işi çok iyi beceriyorum. Hmm, bu bisküviler harika. Yaptığın harikaydı. Bisküvileri bu şekilde yakalaman çok acayipti. Teşekkürler. İyi de sen seninkini niye açmıyorsun? Aa, haklısın. Hey, şuna bak. Bana bir popit gelmiş. Ben bunlara bayılıyorum. Aa, olamaz. Kırdım. Bir saniye. Aa, bu popit değilmiş. Şekerlemeymiş. Hmm, çok lezzetli, meyveli ve tatlı. Vay canına, gerçekten lezzetli görünüyorlar. Ben de bir parça alabilir miyim? Aa, tabii alabilirsin. Al bakalım, işte senin şekerlerin. Vay canına, acaba biraz daha alabilir miyim? Tabii ki, işte sana biraz daha şeker. Yaşasın, ama bu hala yeterli değil. Ver bakayım şunu bana. Daha hızlı sallaman lazım. Vay canına, bak hepsi nasıl döküldü. Bir sürü şeker ve popit bunlar. Hatta sakız bile var. Hadi istediğini al, bir sürü var. İkimize de yeter. Çok güzel. Bir dakika. Niye ilk sen açmıyorsun? E tamam, olur. Ne? Bir sürü küp şeker mi? Hadi ama. Beni at mı sandınız siz? İstediğin kadar gül sen, ama bende bu kaşık var. Ve bu çay bardağı. Şimdi bu şekeri çayımın içine atabilirim. İşte böyle. Buna ne diyorsun? Vay canına, bu aklımı aldı. Şimdi bende ne varmış bir bakalım. Hmm, bu da neyin nesi? Hmm, ne olduğunu anlamamı sağlayacak bir kokusu da yok. O halde tadını bir denesem iyi olacak. Oh, olamaz! Wasabi'ymiş. Ver şu çayı bana, ona ihtiyacım var. İmdat, acil yardıma ihtiyacım var. Bu suya acil ihtiyacım var. Teşekkürler. Oh,
Oh, böyle çok daha iyi. Vay canına, çok yoğun bir acıydı. Ve sen niye gülüyorsun? Bana yardım edebilirdin. Al bakalım şimdi çayının tadını çıkar. Sen ne yapıyorsun, bu çok fazla. Çayı mahvediyorsun. Kötü biri olursan bunu hak edersin. İlk ben açabilir miyim lütfen? Yaşasın. Aman tanrım, bak. Küp şeklinde bir bal peteği. Çok yapış yapış, tadı kesin çok güzeldir. Vay canına, çok leziz görünüyor gerçekten. Bir tadına bakayım. Aman tanrım, müthişmiş. Bu herhalde bugün yediğim en güzel şey. Belki bana da bal peteği gelmiştir. Ah, bu ne ya? Balon değil, lastik top da değil. Hey, bunun içinde bir şey var. Yok artık, buna inanamıyorum. Bak şuna bak. Ah, boş ver. Sen peteğinin keyfini çıkar. Bana ne gerektiğini biliyorum. Böyle bir durumda sıcak çikolata sosunun olması lazım. Bu topumun üstüne böyle dökmeye başlıyorum. Yüzeyine nasıl yayıldığına bak. Çok güzel. Evet, işte oldu. Çikolata açılmasını sağladı. Vay canına, haklıymışım. İçinde gerçekten bir şey varmış. Muhteşem çilekler. Şimdi üstüne biraz daha çikolata ekleyeyim. Çileğe çikolata sosundan daha iyi giden bir şey olamaz. Sosu hepsine yetecek kadar yavaş yavaş döküyorum. Artık atıştırmanın zamanı geldi. Bol, sulu ve tatlı. Hey, bir tane ister misin? Vay canına, peteği iyice kaptırmış kendini. Eyvah, bu hiç iyi olmadı. Nasıl yani? Bunlar arı mı? Ah, olamaz. Bir sürü arı geldi. Gidin buradan, durun. Bu bal peteği bana ait. Oh, iyi ki bana çilekler gelmiş. Gidin buradan arılar. Kendi balınızı kendiniz bulun. Bu benim. Yiyecekler harikadır değil mi? Başka ne harikadır peki? Geometrik şekiller. Hadi ikisini birleştirip biraz eğlenelim. Bak kare. Bende kare var. Ben daireyi seçiyorum. Bakalım bende ne varmış. Şu devasa topa bak. Vay canına, güzelmiş. Hadi çekin şuradan. Bu benim. Bakalım bununla ilgili ne bulabileceğim. Tamam, anladım. Ve ne yapacağımı biliyorum. Epeyce sıcak çikolatam var ve harika kokuyor. Onu bu gizemli kürenin her yanına dökeceğim. Erimiş çikolata kim sevmez ki? Bak işte kırılıp açılıyor. İçi marshmallow doluymuş. Bence harika görünüyor. İzninle. Marshmallow'a bayılıyorum. Amanın, amma yumuduna. Bu gerçekten çok iyiydi. Özellikle de erimiş çikolata. Üstelik kaseyi de yiyebiliyorum. Bakalım benimkinde ne varmış. Çikolatadan dev bir küp. Eminim eritirsem bunun da içinden bir şey çıkar. Hadi bakalım, erimeye başladı. İçinde ne olduğunu görmek için sabırsızlanıyorum. İşte eriyor. Aman tanrım, aman tanrım. Çok gerilimli. Acaba içinde ne var? Kandırdım. Bunlar sadece bonibon. Of ya, ödümü koparttın. İçi bonibon dolu çikolatadan bir kutu. İşte budur. Tamamını parçalayıp açacağım. Şu duvarı da çikolatadan bir kaşık gibi kullanayım. Ne harika bir gün. Çok mutluyum. İyi ki karıyı seçmişim. Bu sefer üçgeni seçeceğim. Bir dakika. Önce ben seçeyim. Ben yine karıyı seçeceğim. Tamam. Sen kendininkini aç bakalım. Piramidin içinde taşlı bir yüzük var. Yüzük öyle güzel ki. Piramit de jöleden yapılmış. Pekala, yeni takılar edinmenin zamanı geldi. Öyle lastik gibi olması hoşuma gitti. Aslında güzel de. Tadı çok hoş. Şimdi yüzüğe dönelim. İçinde mücevher saklayan leziz yiyeceklere bayılırım. Bak işte orada, ona ulaştım. Çok büyüleyici. Bayıldım. Bayıldım. Mavi en sevdiğim renktir. Keşke buna uygun bir güzel elbisem olsaydı. Evet, bir gelinlik. Tam bunu kastetmiştim. Aman tanrım, kabul ediyorum. Çok mutlu olacağım. Yine hayal dünyasında kayboldu gitti.
Oo, bana da jöleden bir şekil çıktı. Yine bir küp. Şuna bak nasıl sallanıyor. Çok havalı, hoşuma gitti. Özellikle de içinde dev bir lollipop olduğu için. Kaşığım da var. Aslında bu pek uygun değil sanki. İşte buna kaşık derim. Hadi bakalım. Şu titrek jöleden biraz yiyeyim. Bayıldım, çilek tadında. Bunu yemeyi bırakamıyorum. Evet, köşeleri kaşıklamak en güzeli. Bak, lollipop nihayet açığa çıktı. Şunu çekip çıkarayım. Vay canına, şu sprale bak. Dönüyor ve çizgileri de var. Eminim bunu kullanarak onu hayal dünyasından çıkarabilirim. Ha? Bu koku da ne? Hey, geri döndün. Bak, bende bir lollipop var. Yok artık. Ben de lollipop istiyorum. Pekala, burada yalnızım. Tekrar daireyi seçeceğim. Bakalım ne gelmiş. Ay, işte geliyor. Selam. Pekala, sanırım bu sefer üçgeni deneyeceğim. Hey, dur bir dakika. Bu hala burada. Hadi birlikte bir tane seçelim. Bir, iki, üç, kare. Bak, bir tane daha geldi. Hey, bunu ben açayım. Aman tanrım, şu müthiş kare şekilli pastaya bak. Hey, şimdi seninkini aç. Bakalım sana ne gelmiş. Hah, peki hadi bakalım. Aman tanrım, kat kat silindir pasta. Oo, bu çok güzel. Bir dakika, bu ne ya? Bana sadece bir dilim pasta mı geldi? Yani evet, bu bir üçgen ama. Bir dakika, o da ne? Süre mi başladı? Aman tanrım, hemen başlamalıyım. Ben yumuluyorum. Yanlardan da ısırmalıyım bence. Amanın, çok saçma görünüyorsun. Sadık kaşığıma geri döndüm. Şimdi tek dilim pastamı yiyeyim. Çok güzel kokuyor, taptaze. Pekala, ellerimi kullanmam lazım. Biraz tadayım. Tek seferde fazla yemeyeyim, böylece tadını daha iyi çıkarabilirim. Zamanında yetiştirmeliyim, devam etmeliyim. Son katmana geldim. Bu leziz pastanın son lokmasına geldim. Vay canına, pasta gerçekten müthişti. Acayip doydum, son bir lokma. Bu kadar yeter, daha fazla yiyemeyeceğim. Ha, şu haline bak. Çok fazla pasta yemişsin. Yo. Orada iyi misin, pardon? Hey, sanırım öbür pastayı deneyebilirim. Ellerimi kullanmadan yiyeceğim. Vay canına, bu çok eğlenceli. Oo, bu sefer ben de kare seçeceğim. Ben daireyi seçiyorum. Bakalım ne gelmiş. Bir dakika, bu da ne? Bir tabak dolusu limon mu geldi? Bunu denediğime pişman olacağımı biliyorum. Amanın, çok ekşi. Ay, umarım bana daha iyi bir şey gelmiştir. Oh, küp şeker, ne kadar eğlenceli. Biraz gıda boyası ekleyeceğim. Boyanın üzerinde yayılmasına bayılıyorum. İşte böyle, hepsi boyandı. Ay canına, ne kadar güzeller. Pekala, küplerden birini tatma zamanı. Bak, dilim boyandı. Bu aklıma harika bir fikir getirdi. Şu küp şekerleri ödünç alayım. Onu limonun üstüne ufalıyorum. Ekşi meyveyi leziz şekerle kaplıyorum. Bak işte, ne kadar renkli oldu şimdi. Vay canına, bu haline bayıldım. Pekala, şimdi tekrar tadayım. Böyle çok daha iyi. Evet, ben üçgeni seçiyorum. Ben tekrar kare seçtim. Oo, şuna bak, aynen dalacağım. Kim üçgenler bu kadar leziz olur derdi ki. Bu tabağı temizlemeliyim. Çok iyi. Wasabi sosu mu? Öf. Peki, sanırım bir denemeliyim. Hadi bakalım. Aman tanrım. Aman tanrım, oh, çok acı. Ağzım yanıyor. İmdat, yardım edin. Tamam, bende bu var. O kadar acı ki gözlerim bulandı. Kurtar beni. Hayır, dur, onu alma. Bir dakika. Ne? Seni kurtaracağım. İşte. Of,
tıklama ettim. Amanın. Sağ ol. Çok işe yaradı. Bunu mu seçsem ya da? Of ya, seç birini işte. İşte daire. Ben de tekrar üçgen seçeceğim. Aa, olamaz. Kokulu roquefort peyniri. Bakalım bende ne varmış. Ha? Bütün bir çiğ soğanlı. Of, kokusu geldi bile. Çok güçlü. Bütün oda koktu. Bu mandalı kullanmam gerek. Pekala, bir deneyelim hele. Bakalım işe yarıyor mu? Hayır, işe yaramıyor. Hem de hiç. Daha fazla mandal lazım. Tamam, şimdi oldu. Hiçbir şeyin kokusunu almıyorum. Hey, fena değil. Kokusu gelmeyince tadı fena olmuyor. Belki de burnumu şöyle tutsam. Sıramı salmak için bir ısırık alacağım sadece. Of, çok da sertmiş. Niye hep beni ağlatan yiyecekleri seçiyorum? Wasabi yetmedi mi? İşte bitti. Bu koku da ne? Ah, anladım. Ağzın soğan kokuyor. Ama en azından bu durumu düzeltebilirim. Amanın, o sakız mı? Resmen hayatımı kurtardın. Biraz daha ve tamam. Tamam, şimdi iyiyim. Bütün rülüyü çiğnediğine inanamıyorum. Neyse. Pekala çocuklar, eğlence sona erdi. Size diyorum. Bunun şekli nedir? Şunu izle. Görmek istediğiniz bu mu? Hayır, şapşal çocuklar. Sen bunu çiziyorsun. Tamamdır öğretmenim. Gerçekten mi? Siz çocuklar kendinizi kurnaz mı sanıyorsunuz? Ben sizi şekle sokmayı bilirim. Ha? Gina? Ben buraya nasıl geldim? Şimdi sıra sende. Hayır! Yoksa öldüm mü? Bu şekiller de ne? Yoksa bu bir geometri kapışması mı? Sanat Jake. İşte buyurun efendim. Teşekkürler. Bu da nedir? Küflü peynir mi? Bunu asla yemem. Spor dersi sonrası ayaklarım gibi kokuyor. Peki. Uf, azıcık tadayım bari. Kusacağım sanırım. Uf, bu çok zor oldu. Sorun yok, endişelenme. Sanırım sıra bende. Şeytanın bacağını kırdım sanırım. Dondurma geldi şansıma. Bu büyük haksızlık. Bence bu harika oldu. Kusursuz toplar halinde hem de. Gel bakayım bana. Yumuşacık. Tadı ne güzeldir. Hayat bazen hiç adil olmuyor. Bir dakika, bir fikrim var. İlk kim açıyor? Al birini. Güzel bir tane seçmek istiyorum. Bir geldi. Fena değil. Bence de. Acaba bütün bunlar ne için? Bunları genellikle doktorların muayenehanesinde görüyorum. Hiç anlamadım. Süper. Bütün sevdiğim içecekler tek bir tabakta. Tabii ya. Vay canına. Hey, ne düşündüğünü anladım. İlk önce içeceği aç. Sırada şırınga var. Çok renkli görünüyor, değil mi? Ve şimdi sıra eğlenceli kısmında. Hadi parti başlasın. Bir sürü baloncuk. Başardım, ben şampiyonum. Vay canına, ben kazandım, sen kaybettin. Ne gösteriş yaptı. Hazır mısın? İlk kim açıyor? Taş makası yener. Vay canına, bu karpuz dilimi mi? Daha önce hiç kare olanını görmemiştim. Ben biraz istiyorum. Hey, benimki bir üç boyutlu üçgen. Bu eğlenceli olacak. Ama üstümü berbat etmemem lazım. Hadi bakalım. En ucundan bir parça alayım.
çok sulu ve tatlı. Evet, çok sulu değil mi? Nefes almayı unutma Jake. Çok acıkmış olmalı. Yedin bitirdin demek. Aynen. Vay canına. Bu karpuz fena yaptı beni ama. İğrenç. Birbirimizinkini kaldıralım mı? Vay canına. Taze bal peteği. Donatlar. Bu pembe olanı götürüyorum. Sana afiyet olsun. Çok lezzetli ve akışkan. Vay canına. Çok leziz. Dediğini tekrarlasana. Her şey çok tatlı görünüyor böyle. Bir dakika. Bunu ben alabilir miyim? Tabii ki. Al bakalım. Ama tadı balla daha iyi olacak. Böyle çok daha güzel olur değil mi? İnanılmaz. İşte. Teşekkürler. Bu tattığım en güzel şey. 1, 2, 3. Sen de gördüğümü görüyor musun? Oho, benim bir şey gördüğüm kesin. Bu ne kocaman şey. Ve hepsi benim. Seni görüyorum. Sakin ol. Şekerleme bu. Komik değildi. Sanırım seni affediyorum. Tamam. Ne sulu bir gözmüş bu. Çilekli. Harika değil mi? Kesinlikle. Teşekkürler. Hey, şu kocaman şeye yumulalım mı? Bu cidden inanılmaz güzelmiş. Öyle mi gerçekten? Al bir ısırık. Peki. Çok güzel. Biliyorum. Ben de seninkilerden alabilir miyim? Sen niye açmıyorsun? Lollipop mu? Uf, bugün yeterince şeker tükettim. Midem zaten alt üst oldu. Ben bunu istemiyorum. Ne? Seninkini açsana. Tamam. Evet, tuzlu cipsler. İşte bu güzel oldu. İstediğim tam da tuzlu bir şeydi. Gina, paylaşmak ister misin? Olmaz. Ne iyi bir arkadaşmışsın. Bunun hepsini yiyemezsin ki. Ne güzel, kıtır kıtır. Ve etrafı da güzel batırıyor. Sanırım şeker yemekten başka şansım yok. Bu aslında hiç fena değilmiş. Şimdi çok daha iyi görüyorum. Bitti mi yani? Hey Jake, alabilir miyim? Hayır. Bunun olacağı belliydi. Jake, hayır. Bu kart değiş tokuş edeceğimizi söylüyor. Bunu beklemiyordum. Sıkıcı bir portakal mı? Bana dumanın üstünde pizza dilimleri gelmiş. Ben bununla ne yapacağım şimdi? Aptal kabuk. Tırnaklarım yeterince keskin değil. Aklıma bir fikir geldi. Bu numarayı daha önce internette görmüştüm. Biraz daha basınç. Şimdi sıra sihirde. İyice susamaya başladım. Suyunu çıkarmam lazım. Bundan daha tazesi olamaz. İşte böyle. Bu iş böyle yapılır. Çok lezzetli. Şimdi sıra bende. Merhaba peynir. Tam istediğim gibi. İki tane var. Peki al. Teşekkürler. Şuna da bak. Çok çok nefis. Güzel görünüyor. İlk ben açayım mı? Harika. Ve
Bu da ne? Tadına baksam olur mu? Peki, sanırım paylaşabilirim. Ah, neden hareket etmiyor? Hadi! Ama! Kımıldamıyor. Vazgeçiyorum. Ne kadar zor olabilir ki? Aynen kaldırabiliyorum bak. Spora başlasam iyi olacak. Bana daha çok kalır. Vişneli, en sevdiğim. Bu şey yemek için fazla büyük. Bu şekerli lezzet bloğunun beni alt etmesine izin veremem. Liam! Kırıl dedim. Hey, gayet işe yaradı. Artık ikimiz de yiyebiliriz. Ayrıca tek lokmalık oldular. Emin misin kanka? O harikaydı. İster misin? Dansın. Bana ne çıktı onu merak ediyorum. Ne? Bana da bir tabak çıkması gerekmiyor muydu? İşte budur ya. Bu şeyi de pipet gibi kullanabilirim. Hüp diye içelim. Hey, bunlar eğlenceliymiş. Bir tane daha. Devam et, devam et. Harikaymış. Hayır, ben. 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 Yarısı mı bu? Kandırdım. Hepsi de iyi ki benim oldu. Hey. Bu şişeyi nasıl açıyorum ki? Bu şeyler nasıl yenir bilirim. Ne kadar çok sakız var öyle. Acaba hepsi ağzıma sığar mı? Şimdi de şunu açalım bakalım. Dudaklarım yeterince hızlı değil. Şuna bak şimdi. Harika. İzle şunu. Gördün mü? Hayır, yapma. Her yere bulaştı. Aynen öyle oldu. Ama sonuna kadar değdi. Ben de aynısını şu sakızla deneyeyim. Tabii nasıl açacağımı bulursam. Biraz zamanım alacak gibi. Ne kadar da yapış yapış. İzle ve öğren. Bu sorunun cevabı üçgenlerde yatıyor. Mükemmel. Tam olması gereken boyutta. Tadı karpuz gibi. Vay canına. Bu da bende. Bir tane daha mı varmış? Bunu ben halledebilirim Emma. Sonun geldi kare sakız. Rica ederim. Cidden kesiverdin. Güzel. Bu da senin. Piti piti karamel sepeti. Ne kadar çok çilek var. Hepsi de benim mi? Vay. Önce en üstten alalım. Mis gibi. Bu sırada da... Yumurta mı? Bunlar pişmiş mi ki? Ama Liam orada bir sürü çileği götürüyor. Bunlar bir harika. Peki bunlarla bir şeyler yapabilirim. Önce kabukta ufak bir çatlak yapalım. Sonra da bölüme bir sarı dökelim. Ben 10 tane yaptım. Sonra da dondurucuya atalım. Çık bakalım. Bunlar mükemmel olmuş. Liam. Bak. Aman kusma. Ananaslı meybus. Takas edebiliriz. Bana uyar. Şanslı günümdeyim. Çok leziz duruyorlar. Bunlar ananasa benzemiyor ki. Niye gülüyorsun Emma? Hadi ama al şunları. Emin misin? Tavayı bırak. Sakin ol, alt üstü kahvaltı hazırlayacaktım. Sonuçta bunlar yumurta değil mi? Sanırım hazır sayılırlar. Şahane oldu değil mi? Tam da restorandaymışım gibi. Biraz da tuz ve gayet yenilebilir duruyorlar. Afiyet olsun. Peki, yaptığımız şaka geri tepti. Hey, ilk ben olur mu? Tada! Karşınızda Kit Kat Kulesi. Biz de bununla eğleneceğiz. Ben başlıyorum. Parçaların düşmemesi gerekiyor. Bak, bu da benim ödülüm. Benim sıram. Okey, aldım.
Senin sıran. Harika. Şu. Yetenekliyim. Oo, yavaşça. Aldım. Oo. Vuhuu. Ah, hiç değilse elimden geleni yaptım. Değil mi? Sıra sende. Ve hayatımda gördüğüm en büyük çikolata parçası. Tutar mısın? Ne? Bunu nasıl? Ah, tabii ya. Oo, elindekine dikkat et Liam. Bu iyi bir fikir değil. Şimdi? Hala kötü bir fikir. Ya şimdi? Kesinlikle olmaz. Ya bu? Peki. Dur. Bir çeşit koruma giyebilirsin. Tamamdır. Dur. Sana son bir şey daha lazım. Yumurtayı sağlam al. Peki. Hazır mısın? Dur. Ne? Öpçüm. Tamam. Al sana. Oo. Bunca şey çıkmasını beklemiyordum. Şanslı günümdeyim. Aynı anda açalım mı? Oo, en sevdiğimiz abur cuburlar. Hadi seni. Hayır. Bütün cipslerim. Duş için sağ ol Emma. Şunu düşürmüşsün. Yani ortalığı biraz mahvetmiş olabilirim. Bir dakika. Hadi şu üçgenleri bir araya toplayalım. Bakalım bunlarla ne yapabiliyormuşuz. İşte şaheserim. Havalı değil mi? Ama dur. İşi iyice kızıştıralım. Bir iki damla bana yeter. Oh, epey acıymış. Dur. Birazcık daha koysam bir şey olmaz. İşte bu inanılmaz olacak. Sorun yok. Abartma ya. Neyse. Biraz su içse yeter. Atıştırma sırası bende. Bir fikrim var. Hepsini şöyle serelim. İster yer ister dizeriz. Evet. Ben geldim. Ne yapıyorsun? Sanat eserine benziyor. Hatta mükemmel bir daire. Hey, dur da bakayım. Bana cipsler kralı diyebilirsiniz. Neyse ne. Çok kabasın. Bir ısırık alalım. Hatta 10 ısırık diyelim. Lezzet. Acısız. Peki, bana daha çok kalır. İlk sen açsana Emma. Emin misin? Peki. Şuna inanabiliyor musun? Koca bir sucuklu pizza çıktı. Bir dilim ister miydin? Dur. Of. Komik değil Liam. Bence komik. Lütfen. Hayatta olmaz. Belki bir tane de bana çıkar. Yani pizza değil ama sonuçta tatlı. Mis. Vay. Dur. Yalvarışlarını duyamıyorum. Biraz alabilir miyim? Ne? Bir ısırık. Ufacık bir ısırık mı? Hiç sanmıyorum. Ne? Bir dakika daha beklemek istemiyorum. Ben yumuluyorum. Uçak geliyor. Ay. Çok tatlı. Ya nasıl da dolu dolu yiyor, işkence gibi. Tabii. Yaratıcı şekilde çözersem. İşte bunlar sıradan dilimlere benzemez. Bakmıyor değil mi? Hangi şekil olduğunu bulabilir misin? Güzel bir kalp. Peki şimdi şuna bak. Buna bayılacak. Ne? Bana kalp şekli pizza mı getirdin? Peki. Hadi kıyamam, sen de pastamdan biraz al. Ben de kalbinin yarısını alayım. Gayet adil değil mi? Aşk dediğim tatlı olur. Hatta biraz da tuzlu.
Ne harika bir kapışmaydı değil mi? Ama açıkçası yediklerimizin yuvarlak, kare ya da üçgen olması hiç fark etmez. En önemli şey lezzetli olmasıdır. Senin en sevdiğin yiyecek hangisi oldu? Aşağıda yorumlarını bekliyoruz. Bu videoyu arkadaşlarınla paylaşmayı ve bunun gibi daha fazla harika video için kanalımıza abone olmayı unutma.